kıymetli liderlerine bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde, 15'ini yapacağız, el birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz, 16 milyonun yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız? 1. En düşük emekli aylığının hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım. 2. Prim güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde arttıralım. İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımları ortadan kaldıralım. 4. Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını, fiyat farklarını, muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım. Emeklinin, şurayı çekin abicim, ortezlerinden protezlerinde ayağını kaybetmiş, bu vatan için, bu millet için, evlatları için çalışırken, ekmek parası kazanırken, ama protezi var, eskimiş, takılması gerekiyor, verdikleri para olması gerekenin 30'da biri, 20'de biri, ortezde, protezde en iyisi emekliye hemen ödenmelidir. Aksini asla kabul etmiyoruz. Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı. Emekli sendikalarına yıldırma amaçlı kapatma davaları derhal geri çekilmelidir. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar, banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları, bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli, onlara da promosyon ödemesi yapılmalıdır. Emekliler için emekli kart çıkarılmalı, elektrik, doğalgaz, su faturalarında %25 ile %40 arasında indirim yapılmalıdır. Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının, emekli askerlerin sorunları çözülmelidir. 65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde, şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla, devlet eliyle, şoförün değil devletin cebinden çözülmelidir. Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek primi kesilmeye uygulaması bitirilmeli. Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir sefere mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli. Bu kamburdan emekliler kurtarılmalıdır. Vergide adalet mutlaka sağlanmalı. Herkesten kazancı ölçüsünde vergi almalı. Dolaylı vergiler kademeli olarak sıfırlanmalıdır. Buradan hem hükümete hem muhalefete çağrımızdır. Gelin bu sorunları hep birlikte çözelim. Bu adımları atalım. Emekliler, elinizi kaldırın. Bu eli tutun, bu eli havada bırakmayın. Emeklimizin elini havada bırakmayın. Biz size el uzatıyoruz. Bu eli
havada bırakmayın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçen seçimlerde emeklilerden en çok alan parti olduk. Ve bunun da çok önemli katkısıyla Türkiye'nin birinci partisi olduk. Emeklilere söz veriyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti iktidar yapacağız. Türkiye İttifakı'yla biz bu seçimleri kazanacağız. Türkiye İttifakı'nın içindeki sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, Türkiye'nin bütün demokratları önce hükümeti alacağız, sonra size hakkınızı vereceğiz. Hakkınızı. Buradan ilk seçim vaadimizi açıklıyorum. CHP iktidarında iktidar olduğumuz ilk 100 gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp en düşük emekli maaşı önce asgari ücrete, 2 yıl sonra bırakıldığı yere 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır. Söz veriyoruz. Buradan Türkiye siyasetindeki herkese söylüyorum. Efendim, normalleşme, evet, Türkiye'nin ihtiyacı var. Ama emeklinin ekonomisi normalleşmeden Türkiye normalleşemez. Emekli Avrupa'daki emekliler gibi rahat etmeden, huzur bulmadan artık torununa bakmak, çocuğunun kirasını ödemek bir yana, karnını doyuramayacak yere gelen emekli eğer rahat etmezse, onun hayatı normale dönmezse kimse rahat edemez. Ben edemiyorum, kimseyi de rahat ettirmem. Söz veriyorum. Buradan buradan hepinize bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer nereye çağrılırsanız, bugün olduğu gibi koşar gelirseniz, bugün olduğu gibi meydanları doldurursanız, bugün olduğu gibi kendinize, ülkenize sahip çıkarsanız, bu ülkede kimin canı yanıyorsa onun yanında durarsanız, emin olun hep birlikte çok yakında bütün dertlerden kurtulacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emekliler için yapılan en büyük mitingine gelen, bu meydanı dolduran, hakkını arayan herkese helal olsun, selam olsun. Memleketlerinize gittiğinizde bütün emeklilere bu evladınızdan selam götürün. Onlara deyin ki Ankara'da
bir evladımız var. O biz rahat etmeden rahat etmeyecek. Biz mutlu olmadan o durmayacak. Biz hakkımızı almadan o mücadeleyi bırakmayacak. Onlara deyin ki biz de bu kardeşimizin, bu evladımızın, onun partisinin yanından ayrılmayalım. Destek verelim, destek görelim. Güç verelim, güç alalım. Hep birlikte uğraşalım ve hakkımızı alalım. Hepinizi çok seviyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum. Sizler birbirinizi sevin. Onlara sarılın. Siyasi parti, görüş ayrımı olmadan hep beraber yıllarca döktüğünüz alın terinin, göz nurunun karşılığını kimselere bırakmayalım. Bundan sonra hakkımızı alana kadar mücadeleye söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Hep beraber miyiz? Hakkımızı alacak mıyız? Ben size güveniyorum. Ben size inanıyorum. Hep beraber başaracağımız güne kadar yolunuz açık olsun. Hepinize sağlık diliyorum. Mutluluk diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. İşte Tandoğan, işte Ankara. Bu ne güzel meydan. Bu ne güzel meydan. Bu ne